Sevgili dostlar, herkese iyi akşamlar. Yarınki Antalya koşularının birinci, ikinci koşularını naçizane sizlere ben yorumlamaya çalışacağım. Fakat öncelikle sizlere www.tunaisiktv.com internet adresimize, web sayfamıza yapmış olduğunuz ziyaretlerden dolayı teşekkür ederim. Sizlerin katkıları çok fazla oraya. Yoğun da bir ilgi vardı. Güncel haberleri oraya yüklemeye çalışıyorum her gün. Duyduğumuz haberleri, gördüğümüz haberleri. Bunun dışında tahmin de yükleyeceğiz. Hiç ummadığınız zamanlar, hiç ummadığınız tahminci dostlarımızın WhatsApp grubu olan ya da internet sitesi aracılığıyla tahminlerini paylaşan arkadaşlarımızın tahminlerini görebileceksiniz orada. Görebilmeniz için sadece ücretsiz üye olmanız gerekiyor. Üye olurken önce mail adresinizi ve altına kullanıcı adresinizi yazıyorsunuz. Mail adresinize bir link gidiyor. O linkten şifre belirliyorsunuz. Yani ilk başta mail adresinizi ve kullanıcı isminizi giriyorsunuz. Maile geçtiğiniz zaman, linki tıkladığınız zaman oradan da şifrenizi belirliyorsunuz. Sonra sitemize giriş yapabiliyorsunuz. Tahminler kısmından da yüklediğimiz tahminleri görebiliyorsunuz. Bu yoğun ilgiden dolayı hepinize ayrı ayrı tekrardan teşekkür ederim. Antalya tahminlerine gelecek olursak, yarın Antalya'da 8 koşu var. İlk 2 koşuyu ben sizlere yorumlamaya çalışacağım. Birinci dörtlü Ganyan oynayacak arkadaşlar için. Bunun dışında benden sonra tahmin verecek diğer 6 koşuya tahmin verecek arkadaşlarımın, dostlarımın hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. Sağ olsunlar. Yine beni kırmadılar. Tahminlerini gönderecekler. Ben de onları sizlere yükleyeceğim. Günün birinci koşusu 17.45'te Maiden 3 yaşlı İngilizlerin 2000 sentetikteki yarışıyla startı vereceğiz. 4 numaralı Jasper ve 5 numaralı Proxim yarışa ekürü olarak katılacaklar. Ben burada çok uygun bir grup bulduğunu düşündüm. 3 numaralı Espiritu'nun kazanmaması için hiçbir sebep göremiyorum. Rakipleri çok uygun. İstikrarsız grupta Maiden'dan çıkmaya yakın isimdir. Bana göre kazanır bu yarışı. İkili konusuna gelecek olursak sadece dikkatimi çeken orijin itibariyle 2 numaralı Suru Çağası dikkatimi çekti. Bunun dışında söyleyeceğim bir şey yok. Günün ikinci koşusuna geçelim. Maiden 3 yaşlı İngilizlerin 2000 sentetikteki yarışı. Toplamda da 7 isim burada kayıtlı. Şimdi bir 4 numaralı Çolpan Bike zaman zaman startta kalıyor. 2 numaralı Bye Bye Go Go Gökten Kayıp isimli aplantı kardeşimiz de 2 yarıştır çok iyi yer tutup aslında güzel de yarışlar sürüyor kardeşimiz. Yani çok da tecrübeli olmasa da kardeşimiz en azından istikrarlı yarışlar yapıyor bu isimle beraber. Şimdi ben burada 2 numaralı Bye Bye Go Go ile 3 numaralı Indraptor'ı birbirinden ayıramadım. Birbirinden ayıramadım ama şöyle bir oran verecek olsam ikisine birden yüzdelik bir oran verecek olsam ben 3 numaralı Indraptor'ın yani bir tık önde olduğunu ifade edebilirim sizlere. Çalışması olsun, yarışı olsun, üzerindeki kardeşimizin en azından Gökten Kayıp isimli kardeşimize istinaden daha tecrübeli olduğunu düşünüyorum Atakan Cendadeviren'in. Artı Indraptor geçen yarışında dil bağı takısını aldı. Çok da fark etti bu olumlu yönde. O yüzden Indraptor'ı bir adım önde önereceğim ben. Rakip olarak öncelikle 2 numaralı Bye Bye Go Go diyeceğim. Burada ikili oynayacak arkadaşlarımız varsa tavsiyem şu şekilde olur ona. 3 numaralı Indraptor'ın arkası 2 numaralı Bye Bye Go Go ve 6 numaralı Rosaria şeklinde öneri yapabilirim ben sizlere. Ki Çolpan Bike'nin de startta kaldığını düşünüyorum. Zaman zaman performansının olumsuz etkileneceğini düşündüğüm için 3'ün arkası 2-6'da ikili önerim olacak. Bundan sonraki koşulları da sevgili dostlarımız yorumlayacaklar. Sizlerden ricam kanalımıza abone olmadan izleyenler varsa onların abone olmasını rica ediyorum. Bunun dışında beğeni yapmadan da çıkmayın lütfen. Kanalımız 10.000 aboneyle geçti sizlerin destekleriyle beraber. Bundan sonraki desteklerinizi de umarım esirgemezsiniz. Herkesin şansı bahtı açık olsun. Herkese bol şanslar.
Herkese hayırlı akşamlar. Yarın Antalya 3. koşu. Handikap 16. 5 ve yukarı Araplar 1300 metre sentetik pistte yorumlamak bana düştü. Öncelikle Tuna kardeşime de teşekkür ediyorum. Ben burada alternatif bankada ile başlayacağım. 7 numaralı Ülgen Bey. 53 kilo siklete sahip. Burak Akçay'da üzerine binmiş. Son ikinciliği benim için çok tatminkardı. Yarın güzel bir yarış yaparak ben burada bir birinciliğe imza atmasını bekliyorum. Ben burada Netbank olarak veremedim bu atı. Çünkü iki tane daha rakibi var benim gözümde. Onlar pardon 3 tane rakibi var benim gözümde. Bunlardan bir tanesi de 1 numaralı Çek oğlum. Turba yavrusu Nafiz Çelikler'in kendi harasından gelme, kendi sahibi olduğu bir at. Ben yarın iyi bir yarış bekliyorum. Daha sonra 8 numaralı Asteroid İsmail Dinar'ı da almış üzerine. Ben yarın güzel bir yarış bekliyorum. Bir de 2 numaralı Sevalcan diyeceğim. Sıralamam 7, 1, 2, 8. Herkese bol şans diliyorum. Tuna kardeşim merhaba, hayırlı yayınlar diliyorum. Bana vermiş olduğun dördüncü koşuyu yorumlamaya çalışacağım Antalya'da. Handikap 15.000 koşu. 4 ve yukarı Araplara ait 2200 metre sentetik piste çıkacaklar. 13 safkan koşuda birincilik için mücadele verecekler. Yani bu koşuda da açıkçası bariz ön tarafa gidebilecek eskiden hatırladığım kadarıyla 3 numara öğür adam var ama burada muhtemelen yani 3-4 konumlanacağını düşündüğüm bir safkan var, takip de ediyorum. 9 numara Dobar'dan bahsedeceğim. Hazırlıkları da çok iyi. Son yarışı atlatmasın. Benim ciddi favorim. Rakibinin ise gene son yarışını beğendiğim. Yani çok formda. 2 yarışında kazandı. 6 numara Gelibolu Rüzgarı. 2 avantajını değerlendirecektir. Ve son olarak önde önerebileceğim 4 numara Arapovic var. Bir kalitesi var bu safkanın da. Bu 3 safkan özellikle çok geniş oynayamayanları önereceğim. Bir çizgi gideceğim. Çok geniş oynayanlara ağır kilosuna rağmen 1 numara Oğlu Mutku. 3 numaralı Hüradam. Ve son olarak da 2 numaralı Erciyes Fırtınası'nı da önereceğim. Umarım bu safkanlarla da bu koşuyu atlatırız. Ben de açıkçası bu koşuda yani mümkün olduğunca at yazmakta taraftarım. Ama ben bu 6 safkanla bu koşuyu geçmeye çalışacağım. Benden önceki ve sonraki tahminci arkadaşlarla birlikte yarış severe de bol şanslar diliyorum. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Alper Karla. Antalya 5. koşuyu sizlerle paylaşacağım. Herkese bol şanslar dileklerimi iletiyorum. 5. koşu saatte 20.00 gösterdiğinde Handikap 15 3 yaşlı İngilizlerin mücadelesini izleyeceğiz. Benim bir banko ismim var burada. Bu isim de 3 numaralı Anadolu Kasırgası. Yarış gidişatına baktığımızda The Gift gibi, Sabırhan gibi ön tarafı isteyen isimler var. Ve bu isimlerde ben mesafenin uzun geleceğini düşünüyorum ama yarışı illaki süratlendireceklerdir. Ben güzel bir bekleme yarışı ile virajdan sonra ben bu rakiplerime geçip koşuyu kazanmasını bekliyorum. Sizlere 3 numaralı Anadolu Kasırgası'nı bu gruptan üstün olduğunu düşündüm. Antalya'ya geldikten sonra farklılaşan Anadolu Kasırgası'nı sizlere banko olarak öneriyorum. Herkese bol şanslar diliyorum. Hoşçakalın. Merhaba sevgili dostlar. Merhaba Tuna. 7 Mart Salı günkü Antalya yarış programında hepinize bol şanslar diliyorum. Ben de size 6. koşuda yardımcı olacağım. Kısa vade 8, 4 yukarı İngiliz dişi kısaklarına ait yarışta 1300 metre mesafede koşulacak. Şöyle bir yarışa baktığımızda Persien Özü bildiğimiz gibi beyaz bayrak ayna yapıp yarışı çalmaya çalışacak. Eğer Yennefer çok önde boş bırakırsa yarışı bitirir. Ama yakın takip ederse virajda sonra etkili ataklarıyla 6 numaralı Yennefer'in ben bu yarışı kazanacağını inanıyorum. Rakip olarak da 1 numaralı Persian Rose diyorum. Hepimize bol şanslar. Selamlar dostlar. Yarınki Antalya programının 7. koşusunu sizler için değerlendirdim. Benim bu koşuda sizlere önerebileceğim net bir banko adayım var dostlar. Bu isim de son koşusundaki birinciliğini en yakın rakibine 4 boy fark atarak çok kolay kazanan 2 numaralı Yiğiter. Ben yarın yine ekürü avantajı ile ön grup arkası konumlanması halinde fotoyu birincilik ile tamamlamasını bekliyorum. Siz değerli dostlarıma da net bank olarak öneriyorum dostlar. Umarım faydamız dokunur. Kalın sağlıcakla. Herkese bol şanslar dilerim. Selamlar arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar, hayırlı kandiller dileyerek yarın 7 Mart 2023 Salı 8 koşuluk Antalya programının 8. koşusu olan son koşuyu ben Orhan Aytaç olarak YouTube kanalımız Tuna Işık TV'ye sizlere yardımcı olabilmek adına yorumlamaya çalışacağım. Burada 16-4 yaşlı Arap atının 1200 sentetik pistinde mücadele edecekler. Burada sizlere 7 atla yardımcı olmaya çalışacağım. Öncelikle sırasıyla 5 numara Kuzey Efe, 11 numara Yiğit Şef, 6 numara Torcan Han, 3 numara Pınarca Bey'i, 4 numara Dadi, 7 numara Alzeyrek ve son olarak 8 numaralı
Magnifi siz yarış severlere yardımcı olabilmek adına yorumladım. Herkese bol şanslar, iyi akşamlar diliyorum. Tuna abi, akşam görüşmek üzere. Bu şansı verdiğin için tekrar sana teşekkür ediyorum. Nice 10 binlere beraber gitmek üzere. Bol şanslar diliyorum abi. Kendinize iyi bakın. Hayırlı akşamlar.